unsurlara kendi eliyle hayat hakkı tanıması karşısında Türk milletine kara sevdalı Türkçüler tarafından haykırışın en sert ve anlamlı günüdür bugün. 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin en acımasızlığı yaşatanların karşısında çileler bizim rütbemizdir diyerek her türlü olumsuz. 3 Mayıs Atatürk'ün ölümünden sonra onun Türk milliyetçi ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin dinamitlerini eline patladığı gündür. 3 Mayıs Türk milliyetçi ülküsünü en sert haykıran Hüseyin Nihal Atsız önderliğinde başlatılan Kutlu Savaş'ın zafer naralarıyla Türk'ün makus talihinin değiştiği gündür. Bu açıdan maziyi hatırlatıp gelecekle ilgili umutlarımızı yeşerteceğiz. Her çile sonrasında olgunlaşarak büyüyen Türk Milliyetçiliği Hareketi 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'nın anlam ve öneminde yatan tüm gerçekleri yürek ve beyinlerimizle kodlayarak sevdalarımızı, ülkülerimizle, Türk milletiyle var olacağız. Türkçülük baş 4. yıl dönümünde Türk milletinin mutlu, huzurlu günlerde muhatap bulmasını bütün duygu ve dileklerimle sunuyorum. Bu vesileyle bu organizasyonda emeği geçen ülke ocaklarındaki, yönetimdeki bütün arkadaşlarıma, üniversitedeki genç kardeşlerime, kolaylıklar sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bir daha bekliyorum. Hepinize geldiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlar sunuyorum. Allah'a emanet. Davulcu, gel oğlunu vur.